İran'da bütün meydanlara çıkmış halk şu anda. Her yerde dualar ediliyor falan böyle bir yani nümayiş halinde insanlar. Şimdi reisini sağladı. Bu gayet de doğal bu da yani bir devlet. Konvoy haliyle... Bu siyah bant meselesi de siyah bant meselesini de doğrulamıyorlar. Daha önce Gazze nedeniyle galiba bir takım yapmışlar. Onları kastediyor diyebilirler. Siyah bant değil de siyah kıyafet diye geldi İsmet Bey bana bilgi. Yani sunucular televizyonda... Yok bir siyah bantlar da vardı. Onlar önceden gelen bir şeydi. Onu bilmiyorum. Ama tabii bu 3 tane helikopter konvoy haline gittikleri için havada bunların birbirleriyle tersiz irtibatının ben kurulduğu kanaatindeyim. İlla ki kurmuşlardır. Şimdi helikopter bir anda kaybolmuyor. Onun bir kazanın işte yaşandığı süreç, düşüş vesaire işte bir hava trafiği, bir telsiz trafiği olmuştur. Diğer helikopterlerin de bundan bir haber olması veya varsa da açıklanmaması da bir garabet. Yani olaydaki şüpheleri artıran etkenlerden biri. Bu helikopterlerin çünkü benim aldığım bilgi sağ salim döndüğü şeklinde Tahran'a. Bunların yapılan soruşturması, görüşmesine ne elde edildi? Bunlar ne bilgi verdi? Ben burada sanki bir sansür var gibi algılıyorum. Sayın Karakoş, sizinle devam edelim. Çok kafa karışıklığı var, bilgi kirliliği var. Fakat bundan sonraki süreci de konuşmakta yarar var. Eğer bu bir suikastse, özellikle İran ve çevresinde, biz de komşumuz olması sebebiyetiyle de bu soruyu soruyorum. Ne bekliyor Orta Doğu'yu ve bizi? Şimdi şöyle bir durum var tabii ki. Bu suikastın ispat edilmesi lazım ki İran'ın bir hareketi beklensin. Yani şimdi suikast yapanlar genellikle bunu gizleyecek şekilde, üstünü örtecek şekilde yaparlar. Yani sizin bunu ispat edebilmeniz öyle kolay bir iş değildir. Yani ben şunu görmek isterim, örnek veriyorum. Şimdi bu helikopterin enkazına gidilecek. Şimdi saatlere bakılacak. Saatlere bakılacak. Farz edelim ki 170 başta gitmesi gerekirken bakacağız ki orada 40 baştaymış. Ha şimdi demek ki o aleti bozmuşlar. O aleti bozmuşlar. Ancak böyle ispatlanabilir. Demek ki bakımın içerisinde Cumhurbaşkanı'nın helikopterinin bakımcılarının içerisinde bir suikastçı var. Ama bu suikastçı kimdir, nedir, bulunabilir mi? Onu bilemiyorum. İşte onu söylemek istiyorum. Bunu ispatlamak zor. İspatlamayınca da kalkıp da herhangi bir kimseyi suçlama imkanı yok. Zaten İsrail'den şüphelenileceği nedeniyle efendim İsrail diyor ki bizim bu işte bezimiz yok diyor. Yani onu söylemek istiyorum. Önce bundan sonraki işlemde bu işin hakikaten birileri tarafından mı yapıldı yoksa işte pilotaj hatasından ve gerekli tedbirlerin alınmamasından mı kaynaklandığı belirli bir süre sonra belki ortaya çıkar. Onu söylüyorum. Neden yani, belki? Sayın Karakoş şöyle şunu sorayım mı? Eğer bu bir suikastse oldu ki suikast. İran yetkilileri bunu tespit ettiler. Paylaşır mı bunu dünya ile İran? Açıklar mı yoksa gizler mi? Hayır, nasıl tespit edecekler? Hayır, ben şunu söylemek istiyorum. Nasıl tespit edecekler? Olay burada. Ha, tespit ederlerse ona göre belki de gizli olmaksızın bir işleme tabi tutarlar. Ama söylemek istediğim o benim. Nasıl tespit edecekler? Şimdi onu söylemek istiyorum. Tespit etmeleri de mi zor? Tespit edebilirseniz ona göre efendim. Tespit etmeleri de mi zor? Yani tespit etmek kolay mı şimdi bu işte? Yani tabii ki zor efendim. Pilotaj hatasından vurduysa ne diyeceksiniz şimdi? Yani efendim işte pilotaj hatası sisin içerisine girdiğinizde alet uçuşuna geçersiniz. Böyle düşen helikopter mi yok? Yığınla helikopter var, böyle düşen uçak var. Yani bulut içerisine girip alet uçuşuna uyum sağlayamayıp pilotaj hatasından
efendim düşen uçak da dolu, helikopter de dolu. Neyle ispat edeceksiniz? Onu söylemek istiyorum. Ama şimdi, bir şekilde ispat ederlerse olabilir tabii ki. Yani yer şimdi yani bu helikopterleri hazırlayan bütün yer ekibi sorgudan geçecek. Ola ki bunların arasından birisi vasıtasıyla bir şey yapılıp da bu helikopter düşmüşse ona göre tabii ki işlem yapılacak. Ona ben bir şey demem. Gizlerler veya açıklarlar. Ona bir şey demem. Tabii ki bunu genellikle gizlerler. Neden gizlerler? Düşünün, siz Cumhurbaşkanı'nın helikopterinin bakımını yapan efendim kişiler içerisinde bilmem neyin ajanı varmış. Bunu kim, hangi devlet açıklama çok ciddi itibar kaybı bulunabilir? Yani düşünebiliyor musunuz siz? Ha, yani o feci bir itibar kaybı olur. Ya şöyle yapabilirler, onu o kişiyi belirli ölçüde saf dışı yaparlar. Ondan sonra hangi ülke yapmışsa belirli ölçüde gizli olarak karşılığını vermeye çalışırlar. Ben onu söylemek istiyorum. Göksu şimdi Göksu, burada şeye bir... Şimdi İran televizyonu Cumhurbaşkanı'nın uçak kazasıyla ilgili bir açıklama yapacakmış. Öncesinde Kur'an-ı Kerim yayınlamaya başlamışlar. Şu anda bir o var, bilgi. Devrim Muhafızları Komutanı'nın bir açıklaması var. Başkanın arkadaşlarının kazadan sonra yaptığı temaslara ilişkin raporlar gerçek değil diye bir açıklama yapmış. İran televizyonunun herhalde bir açıklama yapacaklar, o gözüküyor. Şimdi az önce sordun ya, tespiti zor mu veya işte açıklar mı diye. Şimdi bu eğer bir sabotaj ise, bendeki kanaat o. Hem de ekranda yazmış ya, İsrail ayarlı bir suikast mı diye. İsrail, Amerika, İran ayarlı bir suikast mı? Bendeki sorusu da o. Şimdi bizdeki Yazıcıoğlu suikastıyla örtüştürelim. Dikkat et, sabotajı planlayanlar o gerçeğin ortaya çıkması için gönderdiklerini de ayarlayarak planladılar. Yani şimdi burada enkaza ulaşıldı. Oradaki o teknik anlamda bütün parçalar toplandı. Hepsi incelemeye gitti. Zaten bu bir derin istihbari çalışmayla yapılan suikast ve sabotaj. Dolayısıyla bunu yapan sonrasında tedbirini alır. Bir şekilde o delilleri yok ederler. Eğer hani, İran peki gizler mi bunu eğer suikast olduğunu öğrenirse? Şimdi bu ciddi itibar kaybı. Yani düşünsene, dünyaya diyorsun ki reisi bir sabotaj sonucu düşürülmüştür. Şimdi bunu dediğin an sabotajın arkasında kim var, bunu açıklaman lazım. Bunu açıkladığında da eğer bir hedef devlet varsa, İsrail, Amerika işte bizim çok konuştuğumuz, bunu açıkladığın an bütün dünya kamuoyu nezdinde şu sorguya tabi tutulursun. Demek ki kardeşim İran kağıttan kaplan. Yani 2000 yıllık, 3000 yıllık işte Pers vesaire diyoruz ama iliklerine kadar girmişler. Dibinde adamlar bir sabotaj gerçekleştirebiliyor. İtibarını kaybet demek için ben açıklayacağı kanaate değilim. Hatırlarsan ilk bölümde şöyle toparlamıştım. Muhtemelen bunu bir kazaya bağlayıp bitirirler, kapatırlar demiştim. Çünkü diğer türlü hedef devlet gösterdiği anda da buna bir cevap vermesi lazım bir şekilde. O işi başka boyutlara getirir ama ben burada İsmet Bey her ne kadar katılmasa da ben burada bir iç dinamikler dahil bir üçlü çalışmayla bu suikastin veya sabotajın gerçekleştirildiği kanaatindeyim. Niye yapıldığı konusunda da az önce bir tablo çizmeye çalıştım. Hani 2025'te İran'daki reisinin şu an oluşturmuş olduğu atmosferin iktidara hakim olduğunu düşünürsen, o zaman işte Orta Doğu'da sen hep onu sorup duruyorsun, bir türlü cevabını alamadın. Orta Doğu'da başka şeyleri konuşmaya başlarız. Dolayısıyla böylesi büyük kırılmaları önden kesmek lazım. Ben sanki bu süreci engellemek adına bir yapılan sabotaj gibi diye algılıyorum. Yani benim şu ana kadar yaşadıklarımdan ve gördüklerimden edindiğim intiba o. Şöyle yapalım. Az önce söylediğiniz İpek Hocam, reklama gideceğim ama reklama gitmeden önce bir İran'daki son duruma bakalım. Çünkü Tahran'dan Gürkan Demir bağlantıda. Gürkan Demir'in arkasında da oldukça kalabalık bir grup dua ediyor. Bir dinleyelim. Reklama gideceğiz. Çünkü reklamdan sonra tekrar döneceğim İran'a. Evet. Göksu Hanım, şu anda Tahran, başkent Tahran'ın en istek noktalarından birisindeyiz. Veliasr Meydanı olarak biliniyor burası. Çok sayıda yürüyüşün, bu tarz etkinliklerin yapıldığı bir nokta. Akşam üzeri de İranlılar bu noktada toplanarak İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis ve beraberindekiler için dua etmeye başladılar. Buraya bir
Halı serdiler, halının üzerine oturdular ve ardından dualar etmeye başladılar. Ellerini semaya açtılar. Bir yandan dualarla birlikte ağıtların da yakıldığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda bir araç var burada. O araç üzerinden de benzer şekilde ağıtlar okunmaya, söylenmeye, çalınmaya devam ediyor. Çok sayıda İranlı vardı ancak bir süre sonra yavaş yavaş ayrılmaya başladılar. Bir süre arttı kalabalık, daha sonra dualar tamamlandıktan sonra ayrıldılar. Dua etme törenleri aslında meşette başladı ilk etapta. İmam Rıza Türbesi'nde oldu. İmam Rıza Türbesi'nin ardından başta sosyal medya olmak üzere çeşitli platformlardan İranlılara, İran Cumhurbaşkanı Reisi için dua etmeleri çağrısı yapıldı ki zaten İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin resmi Instagram hesabından da etrafındaki kişiler bu yönde paylaşım yapmışlardı. O paylaşımın ardından İranlılar sokağa çıktılar ve burada dualar ettiler. Duanın yanı sıra İran İslam Cumhuriyeti, İran İslam Devrimi lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin de bu akşam üzeri bu konuyla ilgili yapmış olduğu endişelenmeyin açıklaması birkaç kez İranlılara burada dinletildi, izletildi. Bazı pankartlar da hazırlamış İranlılar duaların yanı sıra. Güçlü İran halkı, güçlü Cumhurbaşkanını güçlü bir şekilde bekliyor şeklinde pankartlar hazırladığını da gördük. Tabii İranlılar... Halk endişeli mi? Bir yandan dua ederken bir yandan da gözyaşlarını tutamadılar, tutamıyorlar. Şu an çok sayıda etrafımdaki insanın ağladığını görmek mümkün. Ya endişeli mi sorusuna tam yanıt veremeyebilirim ama en nihayetinde ağladıklarını ifade edecek olursam bir noktada da büyük üzüntü yaşadıklarını görmek, söylemek mümkün İran halkından. Ki endişelenmeyin açıklaması aslında biraz da sizin sorunuza yanıt olarak Hamenei tarafından kamuoyuna yapıldı. Diğer yetkililer de benzer açıklamalar yapıyor. Hamenei yaptığı açıklamada endişelenmemenin yanı sıra İran hükümetinin görevlerine kesin bu şekilde devam edeceğini ismi de yine kamuoyuyla paylaştı. Ve buraya gelen insanlar söylediğim gibi gözyaşlarına hakim olamadılar. Bir yandan dualar, bir yandan gözyaşlarını akıtıyorlar. Avuçlarını semaya açmış bir şekilde dualarını yaptılar. Şimdi biraz etrafı gösterebilir misiniz? Tabii şimdi bir yanda rejim karşıtları olduğu biliniyor İran'da. Bir yanda rejim destekçileri olduğu biliniyor. Sevinenler, üzülenler nasıl bir topluluk var bulunduğunuz alanda veya İran genelinde? Ya bulunduğumuz alanda genel itibariyle tabii büyük üzüntü yaşayan bir kitleyle karşı karşıyayız. Sevinen kitle henüz denk gelmedik. Bir havai fişek fotoğrafı paylaşıldı sosyal medyada Tahran olduğu iddiasıyla. Ancak bu doğrulanmadı. Bunu doğrulayan herhangi bir bilgi bizlere ulaşmadı ki biz de zaten Tahran semalarını gördüğümüz için buna şahit olmadık. İnsanların hem sosyal medya paylaşımlarına hem bu tarz sokaklar Tahran'ın diğer başka şehirlerinde de hem camilerde hem türbelerde toplandığına şahit olduk. Oralarda da benzer şekilde gözyaşları içerisinde vatandaşlar İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis ve beraber için dualar ediyorlar. Soru soralım mı? Evet, olur hocam. İsmi neydi abimizin? Gürkan Demir. Ha, Gürkan, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sağ olasın. İran kamuoyunda veya halkta bu iş nasıl görülüyor? Kaza mı yoksa sabotaj mı? Arka planda başka bir şey aranıyor mu? Hem kaza olarak gören de var, hem sabotaj olarak gören de var. Yani sabotaja dair soru işareti bırakanlar da var. Özellikle İbrahim Reis'in helikopterinin havalandığı yer olarak işaret ediyor. Yani şöyle, Azerbaycan'la iyi ilişkiler varken ve bugün de gün içerisinde buna dönük bir adım atılmışken hemen onun ardından gelmesi noktasında bazı kişilerin, bazı köşe yazarlarının bu konuda soru işareti bıraktığını gördük ama toplam olarak İran halkının şu an genel itibariyle bu olayın bir an evvel bir sonuca kavuşturulmasına odaklanmış durumdalar. O zaman bir soru daha sorayım. Mesela öldüğünü varsayalım. İran'da siyasi tablo nasıl değişir? Halktaki karşılığı ne reisinin? Reisi için şu yorumlar yapılıyordu. Ben yaklaşık 2 yıldır İran'dayım. Geldiğimden beri özellikle Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin yaşının da ilerlemiş olmasından kaynaklı olarak yerine kimin geleceği tartışmaları var. Birkaç isim öne çıkıyordu. O öne çıkan isimlerden birisi de İbrahim Reis'i. Ancak
İbrahim Reis'i döneminde bazı sokak gösterileri olmuştu. Onlardan bir tanesi yakın tarihte Meysa Emin'in ölüm iddiası üzerinden başlatılan gösterilerdi. Onun biraz prestiji sarstığı tartışmaları var ama İran kamuoyunda veya bir etkinliğe katıldığı zaman büyük sevgiseliyle karşılaşıyordu İbrahim Reis'i. Sık sık bölge şehirleri ziyarete, açılışa ve benzeri etkinliklere katılmak üzere gittiği zaman yoğun bir kalabalıkla karşılaşıyordu İbrahim Reis'i. O yüzden bu akşam da aslında biraz bu tablo İbrahim Reis'e karşı duyulan sevgiyi bir noktada işaret ediyor. Soru sorabiliriz bu arada. Var mı Sayın Yakıncı sorunuz? Gafar, senin bir isim vardı. Yerine bu gelecek dediğin. Onu bir soralım mı? Hamaney'in oğlu üzerinde de duruluyor. Muhammed Muhbir. Hamaney'in oğlu üzerinde de duruluyor deniliyor. Sizin söylediğiniz... İran Reisi, o İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'inin yerine, yani şöyle İran Anayasası'na Muhammed göre... Muhammed Muhbir diyorlar. Evet, sesi alıyorum. İran yasalarına göre ölüm, kaybolma ve benzeri gibi durumlarda birinci Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığı koltuğuna geliyor. 50 gün içerisinde de seçime gidilmesi gerekiyor. Şu an için Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı da ismini telaffuz ettiğiniz kişi. Hamaney'in oğlu dedi. Muhammed Muhbir Hamaney'in oğlu mudur? Hayır, ben onu şey için söyledim ben onu. Rehberlik tartışması kapsamında. Anladım. Başka bir bağlam o tabii. Rehberlik tartışması da var. Bir de öyle bir şey var tabii yani. Orada İran yönetimi katmanlı şimdi olduğu için. Ben de sorabilirim. Buyurun sorun. İyi akşamlar. Dualar okutuluyor. Evet, buyurun. İyi akşamlar. Kolay gelsin öncelikle. 2 yıldır orada ikamet ettiğinizi söylediğiniz için soruyorum. Burada da stüdyoda konuşulan bir şey. Acaba bu eğer bir suikastse İran'daki iç siyasetten, iç çekişmelerden kaynaklanabilir mi? Sizin düşüncenize göre. Yani 2 yıldır orada iç siyaseti de takip ettiğiniz için soruyorum. Yapılan seçimde İbrahim Reis'i sandıktan çıkmıştı. Görev süresini tamamlamasına yaklaşık 3 yıl falan var. Yine bunda reisinden önceki hükümet reformistlerden oluşmuştu. Eğer reisi olası bir vefat durumunda yapılacak olan seçimde reisi muhafazakarlar kanadından seçilen bir kişiydi. Benzer bir şekilde yine orada işaret edilen bir ismi seçilmesi beklenebilir. Özellikle de hem Amerikan tehditleri hem de İsrail tehditlerinin yoğunlaştığı dönemi düşünecek olursak muhafazakar bir isimle devam etmek İran açısından yararlı olacağını düşünüyordum. Şimdi Gürkan Zengin'e aslında sorularımız var çok fazla. İran halkının durumunu soruyoruz. Şimdi tabii İranlılar nasıl bekliyorlar diye bir endişe var mı? Bundan sonrası için ne olacak endişesi? Böyle bir kanıya vardınız mı? Yok, böyle bir kanıya varmadım. Sadece insanlar reisinin hayatına dair duyduğu bir endişe var. Zaten az önce de söyledim, hemen burada bir pankart var. Pankartta güçlü İran halkı, güçlü Cumhurbaşkanlığı güçlü bir şekilde bekliyor ifadesi yazıyor o pankartın üzerinde. Yani bir an evvel sağ olarak kurtarılması ve görev başına dönmesini bekleyen bir kitleden bahsediyor. Şimdi reisinin bir kez daha alabilir miyim? Gürkan. Özür dilerim. Tamam, reisinin beklenen yerde bulunamamış, başka bir noktada olduğu beklenmiş. O da 3 saat uzaklıktaymış. Kurtarma ekipleri 3 saatte anca varabileceklermiş. Başka bir bölgede arayacaklar şimdi. Yani enkaz ulaşılmış mı helikopterin? Yok, hayır, ulaşılmamış. Başka bir yerde, ya, bekledikleri olduğu yerde tahmin edilen yerde, evet, yok. Şimdi 3 saatlik uzaklık. 3 saatlik başka bir bölgeye gidecekler.